Merhabalar, ben Sahra. COP27'nin artık son günlerine gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle size içinde bulunduğumuz Türkiye pavilyonundan birazcık bahsetmek isterim. Sanatçı Deniz Sağdıç'ın tamamı yenilenebilir ürünlerden aslında yaptığı bir sergiyle başlıyor pavilyon. Ve arkamda görmüş olduğunuz Caretta Caretta'ların göç yolculuğunu uydudan izleyebildiğimiz bir dijital platformla devam ediyor. Oldukça etkileyici ve güzel yapılmış bir alan. Zirvede aslında temel olarak 3 ana konudan çok sıklıkla bahsedildi. Bunlar azaltım, adaptasyon ve kayıpları, hasarları önlemeydi. Bunları da aslında en altı çizilen, vurgulanan konusu da regülasyonlar ve finanstı. Bu azaltımı desteklemek için regülasyonun, finansın, teknolojinin, araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemi vurgulandı. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yeşil hidrojen ön plana çıkan enerji kaynaklarındandı. Lojistik gibi üretimde pek çok sektörde kullanım alanlarından bahsedildi ve buraya yatırımın gerekliliği üzerine konuşuldu. Zirvede bahsedilen iklim krizine giden yolda aslında ayağımızı frene hiçbir şekilde değdirmeden sürekli gazda ilerlediğimiz söylendi Birleşmiş Milletler tarafından da. Bu gidişatı da gösteren aslında küresel iklim bütçesi raporunda bu yıl için %1'lik bir artış, emisyon artışı görülüyor. Bu emisyon artışının 40.1 milyon tonluk bir artış olacağı ve neredeyse 2019 seviyelerine yaklaşacağı bekleniyor. Bu aslında bizim için alınan aksiyonların ne kadar daha üzerine konulması gerektiğini gösterir bir belge. Zirvenin önemli kazanımlarından biri de kayıp ve zarar mekanizması fonunun gündeme gelmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımların görüşülmesi oldu. Özellikle Türkiye tarafında da bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından burada yapılan açıklamada aslında 2030 yılı için verdiğimiz %21'lik karbon azaltım hedefi %41'e çıkarıldı ve aynı zamanda peak yıl olarak da 2038 seçildi. Avrupa Birliği tarafında ise %55'lik olan 2030 hedefi %57'ye çıkarıldı. Bu da zirvenin önemli kazanımları arasındaydı. COP27 kapanırken aklımda kalan en önemli mottolar uygulama için işbirliği ve umut aksiyondan doğar. Biz de aslında Borusan grubu olarak iklim, insan, inovasyon hedeflerimizi gerçekleştirirken bu umudu yaşatmayı ve sürdürülebilir bir şirket ve dünya için çalışmayı hedefliyoruz.